Merhaba Marlacığım. Merhaba de. Evet dedi gördüğünüz gibi. Oh sıkıldı bu kız bugün. O canım. Evet küçük bir köpek sevgisi seansı sonrası. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu nasıl bir giriş? İnşallah iyisinizdir. Ya bugün kafam o kadar dağınık, o kadar böyle her yerdeyim ki yani zihnen. Videoya da bir türlü düzgün giremedim. Bu hafta yoğun bir hafta, bu hafta yorucu bir hafta. Bu hafta Burakcan bana taşınıyor. Ev arkadaşımla yaşadım biliyorsunuz. O evden çıktı ve erkek arkadaşım benimle birlikte yaşamaya başlayacak. Onun bana gelmesi, benim eşyaları ayıklamam, evi işte düzene sokmamız, benim yatak odamın artık yatak odası olmayacak olması gerçeği. Böyle bir dönem. Biraz stresli, biraz bayık bir hafta olacak yani anlayacağınız ama aynı zamanda da heyecanlıyız. Ama tabii ki şu keşmekeşin bitmesini bekliyoruz ki keyfini çıkarabilelim. Buradan sizinle konuşursam sanki bu dönemi daha rahat atlatırmışım gibi hissettim. Böyle beraber bu haftayı kah gülüp kah ağlayarak atlatırız diye umuyorum. Öncelikle ben de nereden başlayacağım bilmiyorum. Bu da böyle öyle bir süreçtir ya hani ulan şimdi ben hangi yerden başlayacağım dersiniz. İlk etapta böyle bir dağınıklık var. Hafta sonu da bir garaj sale yapacağım. Instagram'dan duyurdum. Herkes gelebilir istediği gibi. Bütün bu ıvır zıvırlardan kurtulmak istediklerimi oraya koyacağım. Kıyafetlerimden de yıkanacaklarım var. Hem lüzumlu hem lüzumsuz bazı şeyler satışta olacak orada. Burakcan'ın eski evinde. Ben bunları sonra tek tek eritir kullanırım diye mumları atmamışım. Gerçek bir ruh hastasıyım. Bunların hepsiyle bir gün beraber mum yaparız diye düşünüyorum. Hala da böyle düşündüğüm için bunları atmayacağım. Çünkü bunların kavanozları falan da çok güzel. Bunları şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Şu Bath & Body Works'un mumu şu kadarı 100 lira zaten şu an. Hayatta atmam. Ben bunu bir mezattan almıştım. Alakasız. Şöyle bakıyorsunuz. Burada çekiliş yapıyor abi. Dünyanın en saçma ürünlerinden bir tanesi. Bunu garaj sale'a koyacağım. Bu oraya gidiyor. Marlon'un tarağı atmıyoruz tabii ki. Furminator dünyanın en iyi kedi köpek tarama tarağı. Ne demekse. Marlon'un vitamini, şu VMP diye bir şey köpeğiniz varsa çok tavsiye ederim. Tüy dökülmesini bayağı azaltıyor. Biyotinli bir şey. Bugün kolilerim geldi. Bir tık ortalığı toplamaya başladım. Hatta birinci kolimi de şöyle hazırladım. Bu garaj sale'a gidecek olan ürünler. Bugün en azından bu evden çıkıp satılacak olanları ayarlayayım. Ki Burakcan'a bunları götürdükten sonra da Burakcan'dan gelecekleri ayarlayalım gibi bir planlamadayım. Outlet'e gittik. Böyle outlet yerler var biliyorsunuzdur belki. Yani ürünler sıfır ama defolu. Daha uygun alabiliyorsunuz. Oradan buzdolabı çamaşır makinesi alacaktık ama adam dedi ki yeni bir mağaza açıyoruz. Çok daha büyük. İki gün sonra oraya gelin oradan daha güzel şeyler bulursunuz dedi. Çünkü bizim de çok içimize açıkçası sinmedi. Yani o yüzden sanırım yarın değil de öbür gün buzdolabını çamaşırı halledeceğiz gibi duruyor. Cuma günü gelir onlar da. Şimdi en bayık iş olan kıyafet ayıklamaya geldik. Gelelim şuraya. Gözlükler ve saatler. Benim tuhaf bağımlılığım kalemler. Gördüğünüz gibi aman tanrım bitmek bilmeyen bir kalem sevdası. Buradan hiçbir şey ayıklayamam. Yani çünkü bu ayıklanabilecek durumda değil. Devam. Bunu karıştırmayalım. Gerçekten bir insanın bu kadar eşyaya ihtiyacı var mı? Bence yok. Aşağı yukarı şu kısım bitti. Şimdi burada atılacaklar var. Kıyafete geçebiliriz. Of, kıyafet var ya en zor kısım. Yandık yani. Kolimiz daha doldu. Güzel. Şimdi insanları ben tabii duyuru yaptığım için Instagram'dan bunları satacağım gelin diye. Gerçekten fazla insan gelecek. O yüzden biraz fazlaca bir şeyleri elden çıkarmaya karar verdim. Ve daha yani bazanın altına bakmadım, şu tarafa bakmadım. Makyaj malzemelerim de olacak temiz. Aşırı kullanılıp da satılmayacak halde olmayanlar dışında satacaklarım. Herhalde bir koli daha çıkartırım diye düşünüyorum.
Evet, devam ediyoruz. Şimdi sırada tişörtler, iç çamaşırları, yani onlar satılmaz herhalde de en azından bir ayıklama sürecine gireriz. Ya insan şöyle şu tişört yığınına bakınca ben bu kadar şey gerçekten giyiyor muyum? Hayır. Giymiyorsunuz abi. Kesinlikle giyilmiyor yani. Tişört güzel. Düz siyah tişört her zaman çalışır. Güzel bir tişört. Bunu çok az giydim henüz. Bu da güzel bir tişört. Seviyoruz. Bu da güzel. Bu hediye. Bu çok kalın ama seviyorum. Bu ne be, hiç ayıklayamadım. Tişörtü babamı kaybettiğimizi hani veda videosunda giymiştim. Her gördüğümde aklıma o video geliyor. O yüzden bundan sanırım kurtulmam zamanı geldi. Bu arada dolap içi düzenleme sistemimi de göstermek isterim. Çünkü güzel. IKEA'dan aldığım böyle bu şeyler var. Böyle bir düzenleyici alıp içine bunlardan fıtıklayınca inanılmaz yerden kazanıyorsunuz. Tavsiye ederim. Şunu Trendyol'dan almıştım. Hiç giymedim. Zaten bence her kadının rahat ettiği bir sütyen var ve hep o sütyeni giyiyorlar. Yani ben öyleyim en azından. Ya bir ya iki, daha fazla değil. Dünyanın en iyi donu var burada. Bunu biliyor musunuz? Muhteşem. Bakın arkasına. Çok iyi. Bunu bana Selin almıştı. Eski ev arkadaşım. Takılarımı azalttım. Çoraplarımı azalttım. Tişörtlerimi azalttım. Ve bayağı çoraplarımı ayrı ayrı yazlık kışlık olmak üzere burada depolayabiliyorum artık. Sıra altlarda. Biraz da altları ayıklayalım. Atılacakları atalım. Artık yani hele pandemiden sonra böyle kot pantolon. Hele sıkan kot pantolon. Mümkün değil ya. Bana giydiremezsiniz yani. Benim için artık bitmiştir. Güzel gözükmek için kendini sıkmak. Tamam. Burası da okey. Şimdi kazaklar. Ya bu çok bol. Rengi falan çok hoş ama istemiyorum sanırım bu kadar da bol bir şey. Şu bulutlu kazak miladını doldurdu. Uğurluyorum. İnsan yani böyle zamanlarda ne kadar çok eşyası olduğunu anlayıp hayret ediyor yani. Sadece hani elinden çıkarmayı düşündüğüm şeylerin bu kadar olması ve daha benim bunu yazın yapmış olmam inanılmaz. Satın alma dürtümü artık minimize etme vaktim geldi bence. Yarın temizlikçi geliyor. Çok mutluyum. Son dakikada ayarladım. Çok da tatlı birine benziyor. Yani konuştuğumuz kadarıyla ilk defa gelecek. Umarım hep gelir. Memnun kalırız karşılıklı olarak birbirimizden. Bugün temizlik var demiştim. Dün daha doğrusu bugün için temizlik var demiştim. O kadar yoruldum ki yani cümleyi bile kuramıyorum. Sabah 8.30'dan beri ayaktayım. En son artık temizliğe gelen kıza ben yardım ettim ki bitsin diye. Çok tatlı biriydi bu arada, ilk defa geldi, tanıştık falan. Ev inanılmaz oldu. Gerçekten çok memnun kaldım. Banyo falan tertemiz. Ben sildim, o sildi. Çılgın bir gündü yani. Yarın da buzdolabı ve çamaşır makinesi işini halletmemiz gerekiyor. Çünkü ben ikisini de almadan bir kıza sattım. Ve kıza dedim ki bugün gel al. Kız beni aradı, buzdolabını alacağız değil mi diye. Ben böyle oldum. Abi. Buzdolabının içinde eşya var. Her şeyi geçtim. Marla'da maması var. Hani onun çözülmemesi lazım. Ben buzdolabımız olduğunu, pardon, olmadığını unutmuşum. Ve kıza o buzdolabımı satmışım. Bugün gel al demişim. O kadar kafam yorgun ve dağınık ki. Sonra yalvar yakar Cuma'ya aldırdım. O yüzden yarın Perşembe ve yarın acil buzdolabımı almamız gerekiyor ki Cuma günü gelsin. Ertesi gün. 5 koli hazır artı bir hamile yastığımız var. Ben bir yandan orada tezgahı da kurmaya başlayacağım sanırım yavaş yavaş. Kafamda birkaç güzel fikir var. Vakit bulabilirsem ben onları yapmayı düşünüyorum. Garaj sale'da görüşürüz. Şimdi kimse gelmeden size şöyle bir garaj sale ortamını göstereyim. Biz dün gece Burakcan'la burada 2'ye kadar burayı yaptık. Nasıl bir talep olacak? Ben ilk defa böyle bir şey yaptığım için değişik hissediyorum yani. Size mutfağı göstermedim. Mutfak çekmecelerine şeyler koyduk. Ürünler. Burada sütyen, don, çorap, tişört ve pijama var. Burada etek, pantolon, şort, alt bunlar var. Böyle dizdik burayı. Tezgahları da bence kullanalım. Hatta mesela sürahimiz var yani. Planlamacımız da var. Bir yandan hiçbir şey yemedim. Şimdi yemek söyledim. İnşallah insanlar gelmeden yiyebilirim de. Enerjim yerinde bir şekilde bugünü geçiririm. Çünkü regim aynı zamanda ya enerjim çok düşük. Bu hafta tabii ki taşınma şeyinden dolayı.
Yemek ve insan. Evet, galiba ilk insan geldi. Heyecanlıyım şu an. Kapı açık. Hoş geldin. İlk garaj sevim insanı. Gebze'den gelmiş. İnanamıyorum. İsmi neydi bu arada? Büşra. Büşra, selam. Hoş geldin. Yani inşallah değecek bir şey bulursun ki denildim bir tık şu an ya. Gebze'den geldim. Böyle Marla'yı sevebilirim belki. Marla yok. Ya yani Marla'yı getirmeyi düşündüm ama 120 insan geleceğim demiş. Çok fazla insan olursa korkarım. Hani Marla korkmaz da çok heyecanlanacak. Kafayı yer diye getiremedim. Ama belki Burakcan'a söylerim, o gelecek birazdan. Sen gez dolan. Akıl kafana göre. İlk siftahımız yapılıyor. Şey sünnettir pazarlık ama kimse pazarlık yapmadı. Çok ucuza satıyorum çünkü. Teşekkür ederim. Ben bile kullandım. Çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Zeynep Çetin Garaçayıl. Kalitede bir numara. Mutlaka gelin. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Satış yaptım. Garaj Sale bomba gibi devam ediyor. Aşırı sessiz. Kanka ben seni sonra arayayım. Burası çok sessizli. Bir merasimle geçmeli ya, bence. Bira şapkası için geleceğim dedi ve geldi. Aynen öyle. Sen bunu hak ettin. Buyurun. Geliyor. Dikkat. Gerçekten. Yanımda iki bira hediyeli demek isterdim ama unuttum, hiç öyle bir şey gelmedi yani. Hiç önemli değil. Ben önemli olan buydu. Teşekkürler. 30 TL. Gerçekten mi? Her şey çok ucuz. Büyük umutlara geldim. Sudan ucuz yani. Benim. Allah bereket versin. Evet, hamile yastı modelimiz burada böyle duracak bütün garaj sale boyunca. Evet, bugün artık eşyaların %60'ı falan gitti. Artık dükkanı kapıyoruz. Erken kapatıyorum, çok yoruldum. Günaydın. Mutfak kollarını ayıkladım çoğunlukla ve bir koli ayırdım. Garaj sale'a gidecek bayağı tencere mencere, moka pot V60, süt köpürtücü bir sürü. Onları götüreceğiz. 2 saat sonra garaj sale var, bir şeyler yiyeceğim. Sonra çıkarız herhalde. Evet, şimdi herkes gitti. Ben de bir video güncellemesi yapayım dedim. Bugün garaj sale'ın ikinci günü. Herhalde bir 10-12 kişi geldi. Bir saattir açığız. Dükkanı açtık. Çok tatlı insanlarla tanıştım yine. Keyifliydi yani. Bir 3 saat daha buradayız herhalde. Artık çok da fazla eşya kalmadı bu arada. Yani böyle biraz fazla gibi dursa da şu ışıklı hoparlörü de satıyorum bu arada. Onun ışığı geliyor. Biraz mutfak gereçleri geldi bugün işte. Şöyle bardaklar falan var arkada. Tavalar. Her şey 20 lira, 30 lira artık. Bugün daha da ucuza satıyorum. Elimden çıksın diye. Yorgunum ya. Bu hafta yani gerçekten şöyle doğru düzgün uyuyup da dinlenemedim. Yani mutlaka uyanıp bir şey yapmam gerekiyordu. O biraz beni artık yordu. Bugün de şu garaj sale bitsin. İnsanlar almak istediğini alsın. Kalanı da artık ne yapacağım bilmiyorum yani. Bir koli yapar herhalde. Dışarı koyarım. İhtiyaç sahibi biri alsın yani, ne bileyim ben. Daha eve de gidenemedim ya. Mutfak kollarını açtım dün bir 2-3 tanesini. Onun dışında başka bir şey yapamadık. Burakcan dün akşam işteydi. Öyle işte. Bugün de garaj sale devam ediyor. Evet. Bu videoyu artık bitirmenin zamanı geldi. Şöyle şuraya uzanarak bitirmek istedim. Herhalde bir 2-3 gün hiçbir şey çekemedim. Yani çünkü pazar günü en son böyle Burak, ben Burakcan hamal gibi koli taşıyorduk. Evde çok az eşya kaldığını düşündük ama günün sonunda bir minibüsü dolduracak kadar eşya olduğunu fark ettik ve 3 kişi koli taşıdık. Sonra işte yerleşme Burakcan annesi geldi, sağ olsun yardım etti dün. Cem diye bir arkadaşım geldi, salona ayna taktık falan, böyle kocaman bir ayna. İşte mutfak toparlandı. İlk mutfak toparlandı. Biliyorum ki mutfak en önemli yer. Orası tamamlanınca çoğu yer tamamlanmış gibi oluyor. Mutfağın yerleştirilmesi falan gerçekten bayık bir proses çünkü. İlk önce orayı hallettik. Bundan sonra banyo bitti gibi düşünebiliriz. İşte dolap kurduk falan. Ne kaldı? İşte salonun girişine bir ayakkabılık kaldı. Büyük oda zaten hala korkunç halde. Burakcan'ın gardırobu yapılıyor. O yapılıp takıldıktan sonra o kıyafet kolileri de gidecek. Ve kıyafetler oradan gittiği için de o alan açılacak. O alana da böyle bir tık çalışma, video çekme ve spor yapma alanı gibi dönüştürülebilir bir şey yapmaya çalışacağız. Bakalım yani bu kadarcık alanda bunların hepsi nasıl olacak ama. Ben kendi çalışma masamı kurdum büyük odaya. Ve artık çalışmaya başlamam gerekiyordu çünkü son bir hafta gerçekten hiç çalışamadım. Evin son halini bir ev turu videosu isterseniz çekerim mutlaka. Güzel birkaç bir şey daha eklenecek.
daha böyle yaşanılabilir bir alan olduğunda çok seve seve çekerim yani. Bu taşınma sürecinde benimle birlikte olan o videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sorarsanız bir şey, bunu nereden aldın, şunu nereden aldın, aşağıya yazarsanız cevaplarım. Başka taşınma videosunda umarım görüşmeyiz çünkü taşınmaktan nefret ediyorum. Ki ben taşınmadım da ama düzeni oturmuş bir evin üzerine bir taşınma yaşanması bence sıfır evden daha zor. Ben daha kolay sanıyordum ama buraya ilk taşındığımda daha rahat taşınmıştım sanırım. Yarın öbür gün bir masaja gitmek istiyorum. Sonra da burun ameliyatım olup en az bir hafta evde böyle şiş suratımla yatmak istiyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.